Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Mabalik Nonyağız. Bu videoda sizlere e, nasıl Unity'de Lerp'i Lerp kullanabilirsiniz, Lerp nedir ve ne gibi konularda işinize yarar bunlardan bahsedeceğim. Zaten hani Lerp'i birçoğunuz biliyorsunuzdur da düşünüyorum ama hani tam olarak çalışma mantığının nasıl olduğunu biliyor musunuz acaba? Hani bunu bir e, bakalım, öğrenelim, görelim istedim açıkçası. Ee, hani kamera hareketlerine vesaire çokça çok kullanmışsınızdır ama çok böyle ezbere gidebiliyor bazen. Hani Lerp'in çok daha iyi kullanım alanları var. Bu arada şunu da hemen kapatalım aynen. Çok daha böyle hani daha iyi kullanabileceğiniz alanlar var Lerp'in. Hani mantığını anlamak önemli o yüzden. Yani bu yüzden sizlere bir göstereyim göstermiştim. Benim bir hemen scriptim var Lerp YouTube adı altında. Siz isteneniz ismi verebilirsiniz. Ben bu hani videoluk bu şekilde yaptım. Şunları da hatta kapatabilirim. Aynen. Şimdi. Ee, bizim şimdi lurp işlemini öncelikle bir görmek için hani siz sürekli updatete çağırıyorsunuz değil mi update Yani update'le, late ile işte kameraya veriyor. Kamera işte karakteri takip ediyor. Hep böyle lerp'in en çok kullandığı zaman belki bu olmuştur. Ee, hani bir oyun geliştiği game development anlamında genelde hep oralarda karşınıza çıkıyor çünkü. Lurp hani videolarda vesaire gör tutoriallarda gördüğünüz zaman ama hadi gelin biraz da böyle yakından bakalım. Şimdi bizim public transform deyip bir tane target'ımız olsun tamam mı? Sonra bu target'ı e, biz en baş en başta biz start'ta vermeyelim. Şöyle update'in içinde diyelim ki if diyelim input nokta get key down diyelim. Ve key code nokta space diyelim. Bu ne demek? Space tuşuna bastığımızda çalış. Bunu çalıştır tamamdır. Bakın yine update içinde kullanıyoruz ama hani bu sürekli çalışmayacak. Sadece space'e bastığımız zaman çalışacak. Bu yüzden hani karıştırmayın. hani yine sürekli update olacak vesaire gibi. Hani space'e bir kere çalışacak duracak. O şekilde düşünebilirsiniz. Tamam güzel süper. Sonra diyeceğiz ki transform nokta position eşittir vector 3 şöyle elle yazalım vector vektör nokta lerp. Şimdi lerp'in ilk parametresi şöyle diyelim. Bu burada açıklaması çıktı. Şunu diyor bize. E, bana bir A vektörü var, bir B vektörü var, bir de zaman var. E bu A vektörü senin başlangıç değerin, B vektörü bitiş değerin, T de hani e, ne diyor onun adı nasıl desem hani bir olduğu zaman yüzde mesafeyi alacak direkt. Tek sürede sıfır olduğu zaman almayacak vesaire. Hani bunu e, zamanda yüzlülük gibi düşünebiliriz. Bunu anlatacağım göstereceğim zaten. Hani şu an burada anlatmak birazcık şey oldu. Zor oldu diyebilirim. Ama hani bir maksimum değer sıfır minimum değer. Lerpin t değerine verebileceğiniz şey. Değer olarak diyeyim. Ya yani birden fazla verirsiniz, iki üç verirsiniz de bir olarak algılar. İkinci parametremiz target nokta. Position diyelim. Üçüncü parametremiz de public float lerp value diyelim. Tamam mı? Lerp value dedik. Tamamdır. Süper. Şimdi benim iki tane objem var. Birinci objem. E, hep şeyde hani aradaki tek fark Z'de. Bu Z'de 5 birim daha ileride. Tamam. Şu şekilde görebiliriz. Hatta şunlara bir materyal verelim. Yine bir hemen materyal oluşturuyorum. Karak Tar diyorum. Öylesine sene materyal oluşturdum verdim. Yani ayırt edebilelim diye. Şöyle de bir kırmızı olsun aynen. Tamam, Lörp bölümü 0.5 olsun tamam mı? Bir görelim ne yapacağımızı. Şunu da target'ım olarak da ikinci kübümü verdim. Şimdi bakın aradaki mesafemiz bizim 5 birimdi unutmayın. Z'de 5 birim. Şimdi ben bastım. Space'e bastığım anda bakın 2.5 oldu. Şimdi ne olduğunu anladınız mı? Hani bizim 5 birim Mesela ben şu an bir daha space'e basarım. Siz de direkt gidecek mi? 5'e? Yani 5. birime gidecek mi? kapanacak mı yoksa farklı bir şey mi yapacak? Hayır gitmeyecek. 1.25 oldu. Yani aralarındaki mesafeyi alıyor. Ve aralarındaki mesafenin yarısını gidiyor. Şimdi bu ne demek? Aralarındaki mesafe bunların bakın 5. 5 birim. Z de 5 birim ileride bu. 0.5 dediğimiz şeyde 1'in yarısı değil midir arkadaşlar? 1'in yarısı. Çünkü 1 maksimum değer 0 minimum değer. Mesela hani sıfır bağırsakta hareket etmeyecekti. Ee, gibi düşünebiliriz. Ee, bir versek direkt gidecekti mesela. Direkt bu noktaya gidecekti space'e bastığımız anda. Yani aralarındaki mesafe. Mesela iki buçuk ay geldi ya. İki buçukta beş arasındaki mesafe kaç? İki buçuk. Yarısı kaç? Bir yirmi beş. O yüzden üç yetmiş beşe gitti. Hani mantığımız bu aslında. Her seferinde bu lower punishment'e verdiğimiz değer kadar gidiyor. En son ulaşması da işte sürekli çağırdığımız için. En son artık bir derden sonra ulaşıyor o noktaya. Hani bahsettiğimiz nokta bu. Konu bu. Mesela tekrardan play'e basalım. İşte bastık, 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 bastık. Bakın yavaşça gidiyor. Artık bakın şu an 5 noktasında. Şu an birebir 5 noktasına geldi. Çok kısa basmam gerekti. Çünkü gittiği mesafe daraldığı için hep yarısına, hep yarısına, hep yarısını gidiyor. Ee, o şekilde düşünebilirsin. Mesela de değerle biraz oynayalım. Mesela şunu 1 yaptım. Bakın tak diye 5'e gitti. Hemen geri çektim. Bunu sıfır yaptım. Bakın hareket etmiyor. İşte sıfır, sıfır nokta bir yaptım. Aralarındaki mesafeyi aldı. Ve aralarındaki mesafeden onda biri mesafeyi aldı. Hani bakın bu çok kritik bir nokta. Hani işte 0.1 saniyede mesela hani aralarındaki mesafenin onda birlik mesafesini alıyor. Her bastığımızda. Yani eğer ama siz bunu bu imp, şeyin ifin içinden çıkartırız update yaparsanız direkt tak diye böyle smooth bir şekilde gidecektir. Ama bu sefer hani en sona geldiğinde biraz daha yavaşlayarak gidecektir. Bunun sebebi de şu. Aslında anlamış olmanız lazım sebebini. Da şu kalsın şöyle şunu şöyle yapalım da. Hani smoothlaştırma işlemi oradan geliyor. Ee, şu şekilde göstereceğim hemen. Bakın. Şöyle yapalım biraz mesafe olsun da daha iyi anlayalım arkadaşlar. Ee, direkt update en başta çağrılıyor ya nasıl gösterebiliriz onu? Böyle şöyle yapalım. 0.1 falan yapalım. Daha smooth gelsin. Bakın sonlara doğru yavaşlayarak geliyor. Hani fark etmişsinizdir bunu. Şu an böyle pek gösteremedim gibi hissettim. Kusura bakmayın. Ama sonlara doğru bir yavaşlarak. Bu arada bakın hani 4.99.99'da kaldı ama hani 5 olarak düşünebilirsiniz onu. Hani 0.00001 hani göz ardı edilebilecek bir fark Hani. Bakın iç şeyler zaten. Bakın bu smoothlaştırma işleminin en sonunda yavaşlamasının sebebi şu. Hani dedim mi kalan mesafe yapı alıyor. Artık hani buradaki kalan mesafe çok en hızlı gidiyor. Ama artık bizim şu kübümüz şurada olduğu zaman, bakın arada kalan mesafe şu haline göre şuradaki kalan mesafe çok daha az. Bizden daha az yol oluyor saniye hani her frame başına. Yani bu yüzden de daha böyle daha yavaş gidiyormuş gibi oluyor ama daha smooth gösteriyor bu da aslında. Hani lerpin mantığı da buradan geliyor kameralardaki kullanma mantığı da buradan geliyor arkadaşlar. Ama hani sadece kamera değil işte hareket de hani bir objeyi bir yere götürmek de ne bileyim hani e, ya da demeyeyim do twin tarzında bir şey ki kendiniz yapacaksınız oralarda kullanabilirsiniz. Hani bu gibi ekstra güzel özellikleri var. Hani e, herkese tavsiye ederim. Hani kullanın kullandırtın. Zaten kullanıyorsunuzdur ama hani mantığını da anlayın. Hani şeyi ben çok düşüyordum açıkçası. Bir özelleştiri yapmak gerekirse. Ee, şu işte Lord böyle hani 4 yaptığımda mesela daha iyi gidecekmiş gibi hissediyordum. Ama 4 ile 1 arasında hiçbir fark olmadığını <laughs> çok geç öğrendim. Hani videolarda falan da vardır bu arada belki öyle. O tarz yapmışım da. Yani Şu, şimdiden özür dileyim. Buradan o videolardan özür dileyim. Hani benim de çok sonradan fark ettiğim bir olay şey oldu. Aslında hani Lord'un nasıl çalıştığını biliyordum. Ama 4 yazsam da yasamda aynı şey olduğunu bilmiyordum. Sonradan böyle fark ettim. Abi bir o, o projede karşıma çıktı fark ettim. Ama güzel oldu yani akılda kalıcı oldu. Sizlere de bunu aktarmak istedim açıkçası. Ee, biraz kısa bir video oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım yararlı olmuştur. Hani bu tarz böyle ufak tipler de işinize yarayabilir videolarda diye düşünüyorum. Oyunlarda diye düşünüyorum. Biz takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.